Sevgili İtalyanca severler merhabalar. Ciao tutti. Umarım keyifler yerindedir. Egzersiz videolarımızın bir yenisinde bu sefer pronomi indiretti. Yani kişi zamirlerin e hali üzerine egzersizler yapacağız beraber. Yine cümle egzersizleri, boşluk doldurma egzersizleri. Her zaman olduğu gibi sadece boşluğu doldurmaya değil, cümleyi anlamaya, yeni kelimeler öğrenmeye odaklanarak ilerleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Io non so niente. So'yu nereden hatırlıyoruz? Sapere, düzensiz bir fiilde. Io non so niente. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Perché non dici la verità? Neden? Dici yine düzensiz fiillerimizden de dire söylemek. Neden gerçeği söylemiyorsun? Şimdi daha önce ben iyi halindeki egzersizleri, kişi zamirlerinin iyi halini yaparken de bahsetmiştim. Burada aslında Türkçe düşündüğümüzde, kendi kullanımımızı düşündüğümüzde bu tam bir cümle. Yani iki tane cümle var tabii ki burada. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Neden gerçeği söylemiyorsun? Yani burada biz herhangi bir eksiklik görmüyoruz Türkçe bakış açısıyla. Fakat İtalyanlar daha önce de söylediğim gibi bu tarz i hali, e hali koyabilecekleri yerleri kaçırmıyorlar. Mutlaka bu tip durumlarda mesela böyle bir cümlede diyor ki neden bana gerçeği söylemiyorsun? Yani biz belki Türk bakış açımızla orasını zaten eksiksiz tam buluyor olabiliriz. Fakat İtalyanlar dediğim gibi bu tip yerlerde mutlaka beni, bana, seni, sana koyulacak yer varsa orayı boş geçmiyorlar. Dolayısıyla İtalyanca bakış açısı, İtalyanca düşünme tarzı dediğimizde bunu da göz önünde bulundurmamız gerekiyor bu konuyla ilgili olarak. Dolayısıyla buraya ne gelecek? Bana gelecek. Io non so niente, perché non mi dici la verità? İkinci cümlemize bakalım. Bir essere cümlesi. Franco è malato demişiz. Yani Franco hasta. Perciò, bu yüzden, telefono ogni giorno. Telefonare, telefon etmek. Her gün telefon ediyorum. Mesela yine burada aslında bizim için belki yeterli bir söylem. Fakat ne diyeceğim? Ona her gün telefon ediyorum. O Franco, yani erkek olduğu için ona gli kullanımı gerektirecek. Franco è malato, perciò gli telefono ogni giorno. Süper. Devam ediyoruz. Mando un messaggio. Mandare göndermekti. Mando un messaggio, bir mesaj gönderiyorum. Bakalım kime göndereceğim? İkinci cümleden anlayacağım bunu. Potete leggerlo subito. Burada geçen egzersiz videosundaki konumuz var. Yani kişi zamirlerin i hali, yani lo'daki onu ifadesi. Potete leggerlo. Onu okuyabilir misiniz? Subito. Onu hemen okuyabilir misiniz? O zaman siz kişisine sorduğuma göre size bir mesaj gönderiyorum demem beklenir. Bu durumda nasıl olacak? Vi mando un messaggio. Potete leggerlo subito. Onu hemen okuyabilir misiniz? Güzel. Dördüncü cümlemize bakalım. Ormai. Ora ve mai birleşiminden oluşan, artık ifadesi veren bir kelime. Non credo più. Artık daha fazla inanmıyorum. Credere, inanmak. Peki, kime inanmıyorum? İkinci cümleye bakalım. Dici sempre bugie. Dici ilk cümlede de vardı. Söylüyorsun. Her zaman sempre bugie. Her zaman yalanlar söylüyorsun. Bu durumda sana inanmıyorum diyeceğiz. Ormai non ti credo più. Dici sempre bugie. Evet. Devam ediyoruz. Mia sorella non è qui. Kız kardeşim burada değil. Burada şu hatırlatmayı yine yapayım. Kız kardeş, akraba olduğunda ne yapıyorduk? Tekil kullanımlarda artikolo koymuyorduk. İyilik sıfatı kullanırken, mia derken. Dolayısıyla la mia sorella değil, mia sorella dedik. Bunu hatırlatmış olalım. Kız kardeşim burada değil. Perciò, bu yüzden mando una mail. Burada yine göndermek fiilini kullanmışız. Gönderiyorum bir mail. Dolayısıyla kime göndereceğim? Ona göndereceğim. O bir kız olduğuna göre le kullanacağım. Dolayısıyla ne oldu? Mia sorella non è qui. Perciò le mando una mail. Şimdi arkadaşlar, buraya kadar aksi bir örnek çıkmadı yanılmıyorsam. Yani hep cümlede bir tane fiilim vardı. Bir fiil olduğu için de hep çekimli fiildi bunlar. Dolayısıyla çekimli fiil, bir tane çekimli fiilim olduğu için sadece kişi zamirlerin i halinde olduğu gibi kişi zamirlerin e haline, yani pronomi indiretti yaparken mutlaka bunların cümledeki yeri fiilin hemen önü. Yani mi dici dedik,
Vi telefono dedik, vi mando dedik, ti credo dedik, le mando dedik. Ve fakat bir sonraki örnekte göreceğimiz üzere eğer cümlede iki tane fiil varsa bu ne demek oluyor? Sadece bir tanesini çekimleyebileceğim için diğeri mastar halde bulunacak demek oluyor. O zaman koyabileceğim yer sayısı ikiye çıkıyor. Bir, yine çekimli olan ilk fiilin önü olabilir. İki, mastar halde bulunan diğer fiilin mastar haldeki E harfinin yani en sondaki E harfini atıp onun yerine koyabiliyorum. Şimdiki örneğim bu şekilde. Non puoi gridar demişiz, bırakmışız. Bu normalde ne? Puoi gridare E olmalıydı. Fakat ne yapmam bekleniyor? E halindeki kişi zamirini buraya koymam bekleniyor. Non puoi gridare diyelim şimdilik. Così yani böyle bağıramazsın. Non sono una bambina. Bir kız çocuğu değilim. Bu durumda bana bağıramazsın diyeceğim. O zaman nereye koyacağım ve nasıl koyacağım? Non puoi gridarmi così. Non sono una bambina. Şimdi buradaki mi'nin bir alternatif yeri daha olabilirdi. Nereye koyabilirim? Çekimli olan fiilin hemen önüne. Yani poi kelimesinin önüne. Non ezer geçer diyorum ben biliyorsunuz. Ders anlatım videolarımdan izleyenler hatırlar. Ezer geçer, non ezer geçer ne demek? Özne haricinde her şeyin yani aslında böyle bir durumda zamirin de önüne geçer demek. Dolayısıyla ne yapabilirdim bunu? Non mi puoi gridare così şeklinde ifade edebilirdim. Bir sonraki cümleye geçelim. Ti aspettono. Ups, burada yine bir yazım yanlış olmuş. Çok özür diliyorum. Onu aspettano şeklinde. Ki arkadaşlar bunu birkaç defa okuyor olmama rağmen hakikaten insan bir noktadan sonra körlük yaşıyor. Kusura bakmayın lütfen. Aspettano çünkü are fiili olduğu için ano şeklinde alması gerekiyor ki. Ti aspettano da una settimana. Seni bir haftadır bekliyorlar. Daha burada ne ifadesi veriyordu? Başlamış ve devam eden bir süreç. Yani bir haftadan beri bekliyorlar. Quando rispondi? Ne zaman cevap veriyorsun? Şimdi onlar beklediğine göre ne yapacağım? Onlara ne zaman cevap veriyorsun diyeceğim. Onlara nasıl söylüyorduk? Ti aspettano da una settimana. Quando gli rispondi? Güzel. Sonra, voglio dare un libro per il tuo compleanno. Voglio dare, vermek istiyorum bir kitap, un libro. Ne için? Senin doğum günün için. Senin doğum günün olduğuna göre sana bir kitap vermek istiyorum demem mantıklı olacak. Bu durumda ne diyeceğim? Ti voglio dare un libro per il tuo compleanno. Şimdi burada mesela yine iki tane fiilim var. Dolayısıyla aslında başka nereye koyabilirdim? Voglio darti. Mastar haldeki fiilin E harfini atıp oraya koyabilirim. Voglio darti un libro per il tuo compleanno. Bir sonraki cümlemiz. Ci sono due persone qui. Ci sono var, ortamda bulunuyor anlamında veriyordu. Burada iki tane insan var. Ci, due persone. Che cosa diciamo? Ne söylüyorum, söyleyelim. Ne söylüyoruz? Dolayısıyla yine onlara diyeceğiz. Onlara derken cinsiyete bakmıyorduk artık. Tek bir seçeneğimiz vardı. Gli. Dolayısıyla ci sono due persone qui. Che cosa gli diciamo? Güzel. Sonra quante volte, kaç sefer, buradaki dikkat noktamız neydi? Kaç diye sorduğumuzda yanına sayılabilen bir şey geldiğinde burada volta seferde olduğu gibi mutlaka çoğul soruyorduk ve dolayısıyla isim uyum sağlayacaktı. Volte dişi çoğul olduğu için quante yaptık. Quante volte devo dire questo? Kaç sefer bunu söylemeliyim? Şimdi kime diyeceğim? İkinci cümleden anlayacağım. Non ascolti mai. Hiç dinlemiyorsun. Dolayısıyla sana bunu kaç defa söylemeliyim diyeceğiz. Quante volte ti devo dire questo? Non ascolti mai. Peki ti'yi başka bir yere koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum çünkü iki tane fiilim var. O zaman nereye koyabilecektim? Mastar haldeki fiilin e harfini yerine. Quante volte devo dirti questo? Güzel. A Giuseppe piace il gelato. Giuseppe'nin dondurma hoşuna gidiyormuş. Piacere bir sonraki konumuzun, bir sonraki konumuz, pronomi indirettiğinden sonraki konu. Ders anlatımı var ve fakat egzersiz videosunu inşallah haftaya yayınlamayı planlıyorum. Bu biraz giriş gibi olsun. A Giuseppe piace il gelato. Giuseppe gelato, dondurma seviyormuş. Perciò, bu yüzden compro un gelato. Bu yüzden bir dondurma satın alıyorum. O zaman kime alacağım? Giuseppe'ye, ona. O bir erkek olduğu için
gli olacak. A Giuseppe piace il gelato, perciò gli compro un gelato. Evet, son cümlemiz. Questo quaderno, bu defter, è di Laura. Di ne veriyordu? Aidiyet veriyordu. Laura'nın, bu defter Laura'nın. Perché non dai? Neden vermiyorsun? Yine buraya ne getireceğim o zaman Laura'ya olduğu için? Ona. Bu sefer dişi birisi. O yüzden de questo quaderno di Laura, perché non le dai? Dedim. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı da desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ciao ciao.